Bugünkü basın toplantımıza başlıyoruz. Gündemimizde birçok hak ihlali var. Fakat aralarında birisi oldukça dikkat çekici ve o yüzden onu ön plana çıkaracağım. Çok insani bir konu. Belki bazen siyasi düşüncelerimize katılamıyor, katılmayan olabiliyor. Ama şu anda söyleyeceğim hususa katılmayacak kişi olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü çok insani, çok vicdani bir durum ve halen bir çözüm sağlanmış değil. Neredeyse 1,5 aydır söylüyorum. Bir hasta çocuğumuz var, Yusuf Kerim Sayın. Bakın, şöyle, çocuk Ewing sarkom hastası, tehlikeli ve çok hızlı öldürebilen kanserlerden birisi, çocukluk çağı kanseri. Ve annesi çocuk hastaneye yattığı zaman cezası onanarak 6 yıl 3 ay terör örgütü üyeliği cezası onanarak cezaevine girdi. Çocuk annesiz kaldı. Baba işini bırakarak çocuğun başına geldi ve çocuğun tedavisinde çok önemli aksamalar oluyor. Çünkü anne şefkati ve merhametinden yoksun, annesini arıyor, annesine hasret içinde. Tedavi başarılı olamıyor çünkü çocuk annesiz. Anne cezaevinde ancak mahpusun ağır hasta yakını için tanınan yasal bir haktan faydalanarak yanına gelebiliyor. Halen bu dram devam ediyor. Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji bölümünde yatıyor Yusuf Kerim Sayın. Anne Gülten Sayın Sakarya Perizli cezaevinde. Ve 1,5 aydır feryat ediyoruz. Bakanlık bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuyor. Bir yasayla bu konu düzelebilir. Bu konuda bir adım atmıyor. Bu olacak bir şey değil. Bakın, anne dün akşam çocuğunun yanına geldi ve çocuğuyla bir müddet 12 saat kadar bir vakit geçirdi. Yasal hakkı aslında 24 saatti ama 12 saat geçirebildi ancak. Ve ayrıldı, gitti. Çocuk ne yapacak şimdi? Çocuk hasta ve tedavi başarı oranı düşük şu anda. Çocuğun %20 yaşam şansı var ve çok ağır bir tedavi görüyor. Yanında annesinin olması lazım. Biz cezasını çekmesin demiyoruz. Çocuğun hastalığı boyunca ve Allah korusun ölene kadar en azından annesi onun başında olsun diyoruz. İlk ziyaretindeki bu fotoğrafını Meclis Genel Kurulu'nda da göstermiştim ve kamuoyunu insafa, vicdana, adalete davet etmiştim. Kısa bir süre içinde bakanlık bir yasa teklifi hazırlarsa, mecliste vekiller bunu uygun bulursa yasalaşır ve bu anne 15-20 gün içinde gelir demiştim. 1,5 aydır bunu söylüyorum ama 1,5 aydır bakanlık adım atmıyor. Ben biliyorsunuz ona Adalet Bakanı demiyorum, Zulümat Bakanı diyorum. Bekir Bozdağ bir adım atmıyor, herhangi bir beyanda bulunmuyor. Bazen kendilerini sıkıştıran konularda hemen acilen açıklamalar yapıyorlar. Ama bu konuda tek bir kelam etmedi. Ben tekrar Sayın Bozdağ'ı bu konuda konuşmaya davet ediyorum. Sayın Bozdağ, ne zaman konuşacaksın? Bu çocuğun dramı ile ilgili ne zaman konuşacaksın diyorum. Bakın, çok net bir cümle söylüyorum. Sayın Bakan, lütfen bu konuda konuş ve ne, eğer böyle bir yasa çıkacak mı bilelim, çıkmayacak mı bunu da bilelim. Bize bir açıklama yapmanı en başta bekliyoruz. Bunun yanı sıra 1,5 aydır konuya duyarsız olan bir başkası daha var. Aile Bakanı Derya Yanık. Ya Sayın Bakan, sen ne iş yaparsın? Burada bir çocuk büyük bir dram içinde hastanede yatıyor. Ölüme doğru gidiyor, Allah korusun. Aile dramı yaşıyor. Anne cezaevinde, baba işini bırakmış, gelmiş. Tam bir aile dramı yaşanıyor. Senin bakanın adı neydi Sayın Derya Yanık? Bakanın adı neydi, bir hatırlar mısın? Aile Bakanlığı deniliyor, değil mi? Peki burada bu kadar büyük bir aile dramı varken, tüm kamuoyu bunu konuşurken niye tek bir kelam etmiyorsun? Nasıl böyle bir vicdansızlık içinde bulunuyorsunuz? Bu anne bankasıya 1.034 lira para yatırdı. Efendim, bir yurdun müdüreliğini yaptığı için mi bu konuda konuşmaktan uzak duruyorsun? Aylardır size soruyoruz bunu. Tek bir kelam açıklama yapmıyorsunuz. Bakın,
Sonunda Bakan Bozdağ bir açıklama yaptı ama yine Yusuf Kerim Sayın'a dokunmadı. Sayfalarca bakın açıklamalar yapmış Sayın Bakan Bozdağ. Dün sanırım hakim ve savcılara bir konuşma yapmış ve sayfalarca açıklama yapmış. Peki bu açıklamaların arasında şu anda kamuoyunun en önemli gündemi olan tüm vicdanları sızlatan Yusuf Kerim Sayın var mı? Yok. Bakın açıklamasında ne demiş Bakan Bozdağ? Diyor ki yani kamuoyu baskısına göre karar vermeyin. Zaman zaman hakim savcılar karar verir. Benim vicdanım rahat. Kamuoyu ayağa kalkar, kamuoyu baskısından korkarak adaletten sapar, kamuoyunun vicdanına bakar. Neye bakacak kardeşim? Veyahut da dediğin gibi kendi vicdanına bakar. Eğer siz karar verirken sadece vicdanınıza ya da kamuoyu vicdanına bakarsanız o zaman pek çok haksızlığı, pek çok adaletsizliği o vicdan size hoş gösterebilir. Bunu Bakan Bozdağ söylüyor. Bakın. Bunu Bakan Bozdağ söylüyor. Sayın Bakan, ya vicdan her şeyin üstündedir. Vicdanın sızladığı bir an insanın tüm yasalardan, tüm diğer hukuki bir takım gerekçelerden, tüm anayasal metinlerden kurtularak bedeninin, varlığının en derinlerindekinin itiraz etmesidir. Vicdan insanın içindeki tanrıdır. Vicdan mahkemesi kadar doğru karar veren bir mahkeme var mıdır? Sizi yasalar, anayasalar kurtarabilir. Bakın Saddam'ın, Kaddafi'nin de yasaları, anayasaları vardı. Onlar da kurtuluyordu. Yaptıkların hoş görülüyordu. Vicdan kabul ediyor muydu? Senin de şu anda yasan var. Uygulamadığın anayasa var. Ayaklar altına aldığın anayasa var. Ki biz şu andaki cari anayasayı dört dörtlük bir anayasa olarak görmüyoruz. Buna rağmen sen o anayasaya bile uymuyorsun. Kalkmışsınız diyorsun ki vicdanınız anayasaya bağlı olmalıdır. Hiçbir dünyevi kriter insanın en derinlerindeki o sızıdan önemli, değerli değildir. Daha adil değildir. Bakın çok nettir benim için. Vicdanın üstünde hiçbir şey yoktur. İnsanın en derinlerindekidir ve gerçekten tüm gizlemelere rağmen en doğru kararı veren vicdandır. Ama Bakan Bozdağ böyle söylüyor. Apaçık söylemiş. Bakın ne diyor? Vicdanınıza ya da kamuoyu vicdanına bakarsanız o zaman pek çok haksızlığı, pek çok adaletsizliği o vicdan size hoşluk gösterebilir. Kardeşim, Sayın Bakan, ya sen sanki vicdana göre hareket ediyorsun, sanki bırakın anayasaya, hukuka, yasalara göre davranıyorsun da kalkmışsın, neyin dersini veriyorsun genç hakim savcılara? Ya senin suç dosyan, günah dosyan o kadar kabarık ki, bu konularda en konuşamayacak kişisin. O kadar vicdansızlığınız var ki, o kadar suçlarınız var ki, yıllardır her hafta burada binlerce günahınızı, suçunuzu deşifre ediyorum. Bir açıklama yapmak yerine böyle hakim savcılar önünde beylik laflar ediyorsun, öyle mi? O zaman senin iç yüzünü ortaya çıkarmak bizim görevimizdir. Yahu sen daha dün değil mi? Vural Ağar cezaevinde sizin eksik yaptığınız işler yüzünden öldüğü zaman vicdanı sızlayıp da aman aman bir genelge çıkarın diyen sen değil miydin Sayın Bozdağ? Şimdi kalkmış yok vicdana göre hareket etmeyin diyor. Vicdan anayasaya bağlı olmalıdır diyor. Vicdan anayasanın da üstündedir. Sen daha bundan haberin yok. Anayasaya bağlı olmak zorunda değildir. Vicdan yasalara bağlı olmak zorunda değildir. Bunlara bağlı olsaydı birçok zulüm meşru olurdu. Ve kamuoyu buna itiraz etmezdi ve bu zulümler devam eder giderdi. Ama o kamuoyunun, o insanlar topluluğunun en derinindeki itiraz işte o vicdandır. İşte o insanın içindeki tanrıdır. İşte onun itirazının üstünde ne yasalar ne anayasalar vardır. Çünkü anayasalar da özgürlükçü olmayabilir, tam hakkaniyetli olmayabilir. Vicdanınız anayasaya bağlı olsun diyor. Ya sen ayaklar altına aldığın
Anayasayı ne istismar ediyorsun? Sen anayasa mı tanıdın? Sen yasa mı biliyorsun? Sen ahim mi tanıyorsun? Sayın Demirtaş, Sayın Osman Kavala kararlarını çiğneyen sen değil misin? Anayasa ihlal kararlarını tanımayan, habire çıkardığı yasalarla anayasal hükümleri çiğneyen, daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, ihlal verdiği konularda aynısını tekrar yapan senin iktidarın değil mi? Sen değil misin? Güvenlik soruşturmaları dayatmalarını yapan, pasaport tahdit konularında dayatmaları yapan ve daha pek çok konuda anayasayı haklar altına alan, çıkardığı yasada KHK'lıların hakkını çiğneyen, SGK yetkililerine yasal zırh getiren, yasalar çıkaran sizin iktidarınız değil mi? Bunları iptal eden Anayasa Mahkemesi değil mi? Buna rağmen aynı şeyleri tekrar yapan siz değil misiniz? Allah'tan korkun ya. Kalkmışsın hakim savcıların önünde boş boş atıp tutuyorsun. Bakın ne demiş ardından. Yani bu cümleleri okuyunca insan öfkeleniyor gerçek ki. Ön yargıya bağlı vicdandan hak da adalet de beklenemez. İşte tam kendini tarif ediyorsun Sayın Bozdağ. Sen tam da kendini bir memur ruh haline getirdiğin yargıç ve savcıları tarif ediyorsun. Kaç tane vakada kamuoyu vicdanı sızladı da o bebekler, o kadınlar dışarı çıkabildi ancak. Vicdanın galip gelmesiyle çıktı. Ve şu anda bakın tüm vicdanlar itiraz ediyor. Uyduruk bir yasayla ayrımcılık yapmışsın. Diyorsun ki bu yasaya uyun. Ya ayrımcılığı vicdan kabul eder mi? Ben sana diyorum Yusuf Kerim Sayın için çıkarılan yasa ayrımcı yasadır. Anayasaya da vicdana da evrensel hukuka da aykırıdır. Değiştir bunu diyorum. Tek bir adım atmıyorsun. Boş boş konuşmayı biliyorsun. Kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz diyor. Ya sen bir ton verdirdiğin kararda kanunsuz suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz ilkesini çiğnettirmedin mi? Bunu en başta yapan sizsiniz. Sen kendi savcılarına, hakimlerine bizim zulmümüze çanak tutucu kararlar verin demiyor musun? Bu emirleri vermiyor musun? Daha sonra da çıkıp onların karşısına vicdan anayasaya, yani bizim dediklerimize uymalıdır demeye çalışıyorsun. Sen kendin o anayasayı çiğnemiyorsun. Vicdan yasalara uygun olmalıdır diyor. Ya senin çıkardığın yasalar anayasaya, vicdana aykırı. Bu konuda bakın çok örnekler vereceğim bugün. İşte Yusuf Kerim Sayın örneğini verdim. Bunları söyleyen bakan işte şu çocuğun annesine kavuşmasını engelliyor. Bu yasa 1,5 aydır meclise gelebilirdi ve bu anne geçici olarak değil, bir gecelik değil, kalıcı olarak çocuğunun yanına infaz erteleme alarak gidebilirdi. Peki adım atan bir bakanlık var mı? Yok. Kalkmış vicdan edebiyatı yapıyor. Beylik laflar ediyor. Ya sen ne? Bırakın anayasayı. Hukuku ayaklar altına aldın. Yasaları uygulamıyorsun. Kafanıza göre yasa çıkarıyorsunuz. Çıkardığınız yasalar anayasaya da vicdana da hukuka da aykırı yasalar. Daha bitmedi. Pek çok örnek de vereceğiz. Bakın Yusuf Kerim Sayın'ın tahlilleri burada. Maalesef kemik şikayetleri ilerliyor. Yaygın kemik metastazları var ve ağır bir kemoterapi altında ve bu çocuk ölmeden annesi onun başında olmalı. Annesine hasret bir şekilde ölmemeli. Gülten Sayın için yargılama ile ilgili maalesef çok sıkıntılar var. Bu anne adil bir ceza mı aldı? Yeniden yargılanması gerekiyor. Çünkü bu konuda dosyasında A'dan Z'ye inceledim. Legal kriterler illegal olarak kabul edilip bu ceza verilmiş. Sadece Gülten Sayın için mi? Yüz binlerce insan için bu yapıldı. Ve bütün bunlara iktidarıyla, muhalefetiyle, kamuoyuyla herkes genel olarak sustu.
Ve en sonunda işte vicdansızlatıcı bu örnek çıktı ortaya. Siz şu ana kadar susmasaydınız ey toplum, ey iktidar, ey muhalefet, şu dramatik ve halen içinden çıkılamayan bu tablo olmazdı. Anlatmaya çalıştığım bu. Değerli arkadaşlar, vurgulayacağımız çok hususlar var. Onlara girmeye çalışalım. Şimdi bakın, vicdandan falan bahsediyor ya, anayasadan bahsediyor ya, bak Sayın Bozdağ, bugün sıkı dur, seni çok mahcup edeceğim. Bunu bil. Şu senin iktidarın oluşturduğu bir OHAL komisyonunun raporu. Rapor hakkında 6 yıl sonra karar verilen bir öğretmen hakkında, Münir Korkmaz isimli bir öğretmen hakkında, özgürlükçü, demokrat, hakkaniyetli bir KHK'lı hocamız, gayretli, idealist bir insanımız, Münir Korkmaz Hoca hakkında 6 yıl sonra OHAL komisyonu kararı açıkladı. Yani şu kararı alıp böyle yırtıp çöpe atasım geliyor. Ama ondan önce bu karara bir bakalım. Çünkü neden yırtıp atasım geliyor? Böyle rezil bir karar olabilir mi arkadaşlar? Yüz binlerce KHK'lıya verilen bu rezil kararın olduğu bir yerde sen Sayın Bozdağ daha neyi konuşuyorsun? Şu karara bakın ya. Paçavra yani. Paçavra, başka bir şey değil. Nasıl karar verilmiş biliyor musunuz? Kurum kanaatine göre. Nedir bu kurum kanaati? Kim yazmış bunu? Hangi nedenle bu kişi hakkında bir kurum olumsuz kanaati verilmiş? Yok. Tek iki kelime. Sizin hayatınızı bitirecek iki kelimeyle hakkınızda karar veriliyor. Kurum kanaati. Peki başka? Bir takım soruşturmalar açılmış hakkında, takipsizlik almış. Peki bu nazara itibara alınır mı? Almış. OHAL komisyonu almış. Efendim, soruşturmadaki belgeler diyor. Yahu kardeşim, soruşturma takipsizlikle sonuçlanmamış mı? Daha nedir, ne bunun üstüne kararlar veriyorsun? İşte soruşturmadaki deliller ve kurum kanaati nedeniyle itirazın reddine diyor. Rezalet bir karar. Başka hiçbir şey değil. Bu kararın verildiği yerde Adalet Bakanı Bozdağ anayasadan, hukuktan, yasalardan bahsediyor. Ya sen Allah'tan kork Sayın Bozdağ ya. Allah'tan kork ya. El insaf diyorum ya. Yüz binlerce insanın haksız hukuksuz bir şekilde işten atılmasını onaylayan bir komisyonun iktidarınızın boyunduruğu altında olduğu bir yerde sen hangi haktan, hukuktan, adaletten, vicdandan bahsediyorsun? Sayın Süleyman Bakan, Allah'tan kork, şu sözler senin ağzına yakışıyor mu ya? Bakın, yine senin Adalet Bakanlığına bağlı yargıç ve savcılarına bir takım talimatlar veriyorsun ya. Yine bunu en sonunda Anayasa Mahkemesi düzeltmiş. Senin yargıç ve savcılarının bir kararını. Nazan Bozkurt, KHK'lı bir arkadaşımız. KHK zulmüne karşı, işte az evvel Münir Bozkurt, Münir Hoca'nın uğradığı zulme karşı, tüm KHK'ların uğradığı zulme karşı mücadele eden Nazan Bozkurt, Yüksel Caddesi'nde yaptığı eylemlerde polis tarafından darp edilip elmacık kemiği kırılmıştı ya. Elmacık kemiği. Düşünün, şurada kemiğinizi polis acımasızca vuruyor ve kırıyor. Ya gözünü kaybedecekti neredeyse. Hastanede günlerce yattı. Sonra ne mi oldu? İşte senin o eğittiğin, talimat verdiğin savcılar bu soruşturma için takipsizlik verdi ve polis memurunu kurtardı. Sonra ne mi oldu? Nazan Bozkurt Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi ne dedi biliyor musunuz? Uzun uzun okudum. Diyor ki, tamamen yalan yanlış bilgilerle soruşturmada savcı karar vermiş. Böyle karar mı olur diyor. Bir. İkincisi, Nazan Bozkurt'un apaçık bir şekilde darp edildiğini söylüyor. Kazayen yere düşmeyle olmaz diyor. Direkt darpla olmuş bu. Ve bu bir kötü muamele de değildir. Eziyettir diyor. Eziyet. Eziyettir diyor ve ihlal kararı veriyor. Tekrar bu dava görülecek. Ya Sayın Bozdağ, yüzün kızarıyor mu, kızarmıyor mu? Vallahi merak ediyorum. Bak, senin o eğittiğin, talimat verdiğin savcılar, hakimlerin verdiği kararlar hakkında
Bir kez daha, kaçıncı kez oldu bu? Anayasa Mahkemesi ihlal kararı veriyor. Çünkü nedir? Sizin işiniz gücünüz memurlarınızın yaptığı suçları örtbas ettirmektir. Savcılarınıza emir veriyorsunuz, örtbas ediliyor. En sonunda Anayasa Mahkemesi veya ahimde bu rezaletler ortaya çıkıyor. Yüzün kızarıyor mu? Bakın, bize birçok farklı konuda başvuru geliyor. EYT ile ilgili gelen başvurularda EYT düzenlemesinin sadece yaşa bağlı olmaması ve çalışılan güne bağlı olmasına dair de birçok itiraz var. EYT konusu evet bir şekilde çözülmeye çalışıldı ama insanlar çok yaşlı oldukları halde çalışmak istemiyorlar. İleri yaşlarında çalışmak istemiyorlar ve çalıştıkları gün sayısının toplanması ile bir formül bulunması gerektiğini söylüyorlar. Böyle önemli itirazlar var. Yasa halen çıkmadı. Vatandaşlarımızın bu itirazlarını da burada gündem edelim. EYT konusunda hem gün ve ayla ilgili itirazlar var. Yani en azından o senenin 1999'un sonuna kadar olması gerektiği ile ilgili talepler bize yoğun bir şekilde geliyor. Çalışma gününün esas alınması, yaşın esas alınmaması ile ilgili de önemli itirazlar geliyor. Bakın Sayın Bakan Bozdağ, bugün benim elimden çekeceğim var. Pozantı skandalı. Pozantı skandalı ile ilgili müdür, o günün müdürü kimmiş? Alper Şirin. Alper Şirin hakkında unutulma hakkı kararı verilmiş. Pozantı davası, Pozantı skandalı, Pozantı cezaevindeki çocuklara tecavüzler uzun bir süre gündemimizde kalmıştı. Oradaki çocuklara tacizler, tecavüzler ve benzeri birçok vaka anlatılmıştı. En sonunda dönemin bakanı Sayın Sadullah Ergin olaya müdahil olduk demişti. Ne olmuştu biliyor musunuz? Pozantı cezaevinde görev yapan iki kişilik ikinci müdür kadrosundaki çalışan personelimizi bu görevlerden alarak başka görevlere bugün itibariyle atıyoruz demişlerdi. Alper Şirin'in tenzili rütbe veyahut da görevden alınma kararı beklenirken Alper Şirin terfi ederek Van Erciş cezaevine gitmiş. Şimdi yine terfi ederek Sincan cezaevine gelmiş. Maşallah ya. Maşallah yani bakın ve mağdur edilen çocuklar hakkında bu sefer dava açılmış. Bakın. Tecavüz zanlısı olan devlet memurlarının yerine davacı olan 4 Pozantı mağduru çocuk devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 302. maddeden müebbet hapis cezası ile yargılanıyorlar. Yani bakın şu hale bakın yani ve bu kişi burada uzun uzun anlatılmış o çocuklar kendilerine zulmedildiğini anlatmışlar ve bu kişi en sonunda terfi ede ede çıkmış ve sen böyle bir bakanlıkta bakansın ya Sayın Bozdağ, Alper Şirin meselesi hakkında bir açıklama yapar mısın? Yusuf Kerim Sayın için yapmıyorsun. Bak Seniha Bahar bebeğin annesi için yapmıyorsun. Hasta bebekleri çocukları cezaevine atarken tek bir açıklama yapmıyorsun. Ama kalmışsın boş boş hakim ve savcılara nutuk atıyorsun. Pozantı savcısı Alper Şirin'in terfi ede ede Sincan cezaevine gelişiyle ilgili bir açıklaman var mı Sayın Bozdağ? Haktan, adaletten, vicdandan falan bahsediyorsun. Kendine göre bir takım değerlendirmeler yapıyorsun. Ama skandallarınız ortada ya. Paçalarınızdan kil akıyor. Afyon Karahisar cezaevinde ne oluyor biliyor musun Sayın Bozdağ? İnsanlar, mahkumlar açlık grevinde. Çünkü kötü muamele ve işkence görüyorlar. Pis küfürler ve sayamadığımız birçok şey var. Ayakta sayım dayatması, her türlü zulüm var diyor mahpuslar ve açlık grevindeler. Bir insan durup dururken açlık grevine girer mi Sayın Bakan? Bakın bu mahpuslar girmiş. Demek ki çok önemli, rahatsız edici bir şey var. Afyon cezaevinden haberin var mı Sayın Bakan? Defalarca gündem ediyoruz, haftalarca gündem ediyoruz. Boş boş konuşmalar yapacağına dön bir Afyon cezaevine bak. Trabzon Beşiktaş'ı cezaevi. Şimdi orada da mahpuslar açlık grevinde.
Peki senin ondan haberin var mı? Kötü muamele ve işkencelerden dolayı Trabzon Beşiktaş'ı cezaevindeki rezaletten haberin var mı? Tabii ondan da haberin yok diyeceksin. Biz neyin ne olduğunu bilmiyor muyuz? Ya Adana cezaevindeki Caner Şahin'in Faraday Kaya'ya yatırılması olayı hakkında bile doğru dürüst bir gelişme yok. Sen neden bahsediyorsun? Şimdi bakın bize bir başka müracaatta müracaatçılar diyor ki hem bu Alper Şirin Kürt çocuklarına zulmeden bu kişi terfi ederek müdür oldu. Hem de biz diyor yıllardır mektuplarımızı Sincan cezaevinden bir mahpus yazıyor. Yani başımıza bu müdürü getirdiler diyor. Şimdi gelen müdür ne yapmış biliyor musunuz bu Alper Şirin? Mektuplarımızı Kürtçe yazabiliyorken son zamanlarda kuruldan Kürtçe yazılıyor diye geri çeviriyor. Yani Kürt çocuklarına zulmeden Alper Şirin'i sen yargılamamışsın, cezalandırmamışsın, terfi etmişsin, Sincan cezaevine getirmişsin, orada da Kürtçe mektupları engelliyor adam. Ve kalkıp bu ülkede Kürt sorunu olmadığını söylüyorsun, öyle mi? Hiç utanmıyor musun Sayın Bozdağ? Ya hiç utanmıyor musun, yüzün kızarmıyor mu? Bu anayasa, hak, adalet, vicdan gibi kelimeler ağzına yakışıyor mu? Ben sana bunu sorarım. Sincan cezaevindeki mahpuslar ayrıca önceden Kürtçe mektuplarımız çeviriyle gönderiliyordu. Bir sorun olmuyordu. Şu anda gönderemiyoruz diyor. Hücre değişikliği talepleri kabul edilmiyor. Aralarında anlaşmazlık olan tutsaklar bile defalarca talepleri, dilekçeleri olduğu halde aynı hücrelerde tutuluyor diyor. Yine Sincan cezaevinde Mesut Acer'in Boğazlayan veya Sungurlu'ya nakli konusunda bir gayret var ve fakat kimse adım atmıyor. Bakın Sayın Bozdağ, bak sana daha bugün dedim ya yüzünü kısartacak çok örnekler vereceğim. Bir başka başvuruda bize nereden gelmiş? Manisa E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu. Cemal Gürsel isimli bir mahpus var. Bize yakınları başvurmuş. İnfaz koruma memurları tarafından kendisine pis Kürt tarzı sözler söylenmiş ve infaz koruma memurları tarafından dövülmüş, falakaya yatırılmış, gözleri morarmış, ayağı sakatlanmış, tüm hastane kayıtlarında var. Bak adaletten falan bahseden senin bakanlığına bağlı cezaevlerinde neler oluyor Sayın Bozdağ? Böyle şeylerden bahsediyorsun değil mi? Sırf diyor 58 yaşında birisi Kürt olduğu için işkence görmüştür. Pis Kürt denmiştir ve işkence görmüştür. Bu konuda bir açıklaman var mı? Yani boş boş konuşmayı çok iyi biliyorsun ama bakın defalarca size binlerce soru önergesi veriyoruz, cevaplamıyorsun. Basın toplantılarında anlatıyorum, sesin çıkmıyor ama boş konuşmayı çok iyi biliyorsunuz. Fatma Selvi Erzurum Karaçoban Mola Davut köyünde kalıyor ve bir nüfus problemi var. Babamın eşi ve kimlik kartı bulunmuyor. Küçüklüğünde annesi babası çıkartmamış ve bu kişi 40 yıldır vefat etmiş. Kimlik kartı için müracaat edilmiş fakat mezarlık da yıkıldığı için kimlik çıkartma ile ilgili DNA tahlili ile ilgili çok önemli sıkıntılar var. Biz bunu İçişleri Bakanlığı Nüfus Genel Müdürlüğü'ne de bildirmiş olalım. Soru önergesi de verdik bu konuda. Sonuçta bir vatandaşımız bir zamanında ihmal neticesi kimlik kartı çıkarmamış ama bir şekilde yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. Yani bu konuda kamu görevlilerinin yardımcı olması lazım. Yani DNA örneği alınacak fakat babanın mezarı yıkılmış, kemikleri bile kalmamış. Ve bu konuda bir çözüm noktasında adım atılması lazım. 66 yaşında bir insan ve kimliği yok. Hastaneye kabul edilmiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuyu çözemiyor mu? Sonuçta tüm bu ayrıntıdan sonra 66 yaşında bir kişinin kimliği yok ve bir şekilde çözülmesi lazım. İçişleri Bakanlığı ve Nüfus Genel Müdürlüğü'ne bunu hatırlatıyoruz. Bakın şu çocuk hakkında size bir bilgi vereceğim.
Efnan Doğa Sak. SMA'lı bir çocuğumuz. 9 aylık. 7 aydır süren valilik onaylı kampanyası çok iyi yürümüyor. Ve tek çocuk, ilk ve tek çocuğumuz, ailenin ilk torunu ve ölüme gitsin istemiyoruz diyor. Efnan Şırnak ve biz bu kampanyaları yaparken Şırnak Cizre'liyiz diyor. Irkçı kampanyalara maruz kalıyoruz bu kampanyalarımızı yaparken. Zolgensma isimli ilacın ödenmesi sağlandığı takdirde bu kampanyalar, işte bu kirletilme girişimleri, ırkçı yaklaşımlar bitecektir. O yüzden bakanlığın bir an evvel SMA'lı çocuklar için Zolgensma ilacının karşılaması gerekmekte. Evet, basın toplantımızı burada bitiriyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.